Modern Zamanlar Sanat Derneği Sanat Yönetmeni Sayın Tuncer Çetinkaya karşımızda hazır. Evet, Tuncer Hocam'ı gördüm. Tuncer Hocam her zamanki gibi karizması ve yakışıklılığıyla ekranlara geldi, bizi gördü. Merhabalar Sayın Çetinkaya. Merhabalar, selam ve saygılar üstadım. Teşekkür Selamlar, ederim. Saygılar bizden. Ya hocam, aramızda öyle bir şey var ki şimdi zaman zaman abi demişim, zaman zaman hocam demişim, zaman zaman farklı şeyler. Bir de bazen samimiyet şeysi öyle bir karışıyor ki birbirine hakikaten, ama ben hocam demeyi daha çok şey tercih ederim. Çünkü siz gerçekten o... Yani sanatın hocalarından birisisiniz. Hocam dersem herhalde darılmazsınız hocam. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Zaten öğretmen olduğum için hani hocalık sıfatını zaten hak etmiş oluyoruz. Zaten bu bağlamda kabul ediyorum. Hocam desem diye izin alırken de hocam desem olur mu hocam dedim, izni de almış olduk. Evet. Öncelikle hocam, bu dernek yeni kuruldu. Modern evet. Zamanlar Sanat Derneği yeni kuruldu. Ve kısa zamanda... sosyal platformlarda, özellikle dijital platformlarda müthiş bir atılım yaptınız. Dernekle ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Nedir, ne değildir bu? Evet. Teşekkür ediyorum tekrar programınıza kabul ettiğiniz için. Öncelikle bugün 1 Mayıs işçinin ve emekçinin bayramı. Ben de başta VTV, Kanal V emekçiler olmak üzere, sizler olmak üzere tüm izleyicilerimizin 1 Mayıs bayramını kutluyorum. En kısa zamanda meydanlarda buluşacağımız günlerde olmak temennisini de buradan ifade etmek isterim. Modern Zamanlar Sanat Derneği, kısa adıyla Antalya Modern, aslında bir yılı aşkın bir süre önce bir kurucular kuruluyla sessiz sedasız yasal sürecine başlamıştı. Ama Mart ayının sonlarında olağan genel kurulunu gerçekleştirerek nihayet start aldı diyelim. Pandemi koşulları söz konusu olduğu için tabii aslında hayallerimizdekini gerçekleştirme durumunda bunu yapamadık, ama etkinliklerimize yavaş yavaş başlıyoruz. Modern Zamanlar nedir? Kısaca bahsedeyim. Öncelikle Antalya kent tarihinin en uzun süreli yayınlanan kültür ve sanat dergisi, bir sinema dergisi olan Modern Zamanlar Sinema Dergisi'nden ismini almakta. Bunun dışında da süreç içerisinde geliştirdiği bir takım etkinliklerle, ki bunun başında da Payidar adlı tiyatro oyunumuz geliyor hatırlayacağınız üzere. Yaklaşık 127 kişilik, yine kent tarihine, kentin kültür tarihine geçecek bir projede bir araya gelmiştik ve 10 Kasım 2019 akşamında bunu sergilemiştik. Gerek sinema çevreleri, gerek tiyatro bileşenleri bir araya gelince neden bir dernekleşme çabası içerisine girmiyoruz diye bir fikir aslında ortaya çıktı. Ve Modern Zamanlar bu şekilde kuruldu. Süreç içerisinde de kimi zaman müzikal etkinlikler, şiir ve drama etkinlikleri ve yine her zaman olduğu gibi... yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi sinema etkinlikleriyle yol aldı ve bugünlere ulaştı. Bundan sonra takipçilerimizle, üyelerimizle çok daha iyi şeyler yapmayı planlıyoruz. Şimdi sanatın toplum üzerindeki etkisi nedir? Yani var mıdır ya da sanatçı mı öyle düşünür? Ben mesela etkisinin olduğuna inanırım. Sanatın toplum üzerinde çok büyük etkisi olduğuna inanırım. Atatürk'ün de bir sözü vardır. Sanatsız kalan toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur diye, kurumuştur diye. Evet. Siz ne düşünürsünüz bu konuda hocam? Söz Atatürk'ten açılmışken aslında Mustafa Kemal'in söylediği çok anlamlı bir başka söz daha var. O çok zikredilmez ama sanattaki ilerleme tüm devrimlerin başarılı olduğunun en kesin göstergesidir diyor. Aslında bu söz bile, yani kendi devrimini... bunun göstergesini sanata bağlayacak kadar önemli bir açılımda bulunuyor ulusal önder. Aslında buradan da birçok şey anlaşılıyor. Ne var ki, ben de tabii sizinle benzer bir düşünce içindeyim. Sanatın toplumları değiştirmesi, değiştiremese bile dokunması insanlara. Bütün bunlar çok çok önemli. Lakin özellikle 90'lı yıllardan beri dünya konjonktüründe yaşanan bir takım gelişmeler. Bu arada tam da Kemal Sunal'ı gösteriyorsunuz. Örneğin sanatın insanlara dokunmasının en somut örneklerinden birisi de Kemal Sunal değil miydi? Yani düşünen, topluma öncülük etmeye çalışan çok önemli bir figürümüzdü bizim. Bugünkü komedi figürlerini aslında bir parça düşününce, hani sanatın düşünme yeteneğinden, yetisinden biraz daha sıyrılıp aslında biraz daha gündelik olana doğru dönüştüğünü görebiliyoruz. Bunu kırmak elimizde diye düşünüyoruz.
postmodernizm, neoliberalizm ve benzeri birçok tanımlama var bu konuda. Bütün bunları açarak sanatın tıpkı ülkemizdeki böyle kuruluş aşamasında, Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında 60'lar ve 70'lerdeki sürecine tekrar dönmesi için biz de bu konuda çaba sarf edeceğiz ve sanatı geniş kitlelere yaymaya çalışacağız. Evet hocam, bir de ben takip ediyorum, derneğin çalışmalarını takip ediyorum. Şimdi önümüzdeki günlerde 12 Mayıs'ta başlayacak sinema dersleri var. Evet. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz ve dijital platform üzerinden kaç dersli hocam, o konuda da bilgi isteyeceğim sizden. Dijital sistem üzerinden bu dersler başlayacak. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Şimdi aslında biliyorsunuz yani 15 yıla yakın bir süredir Antalya'nın çeşitli mekanlarında işte AKM'sinden Aspendos'una, yine kent meydanlarına, Karaloğlu Parkı'na, sonra sivil toplum kuruluşlarıyla birçok sinema etkinliği düzenledik bugüne kadar. Kareiçi de dahil olmak üzere. Ne var ki pandeminin araya girmesi bizim geniş kitlelerle eskisi gibi sıcaklığıyla buluşabilmemizin önüne geçti. Ve biz de bu anlamda yaklaşık 3 ay kadar önce ATSO'nun, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kentimize kazandırdığı güzide mekanlardan birisi olan Antalya Kültür Sanat İşbirliği ile yine Modern Zamanlar ortaklaşa sinema derslerine başladık. Bu dersler ister istemez çağın artık ve pandeminin gerektirdiği gibi online ve Zoom programı üzerinden tıpkı şimdiki söyleşimiz gibi gerçekleşiyordu. Burada önce popüler sinemanın tarihini, hemen arkasından sanat sinemasını konuştuk ve şimdi de tamamen bağımsız ve bu sefer Modern Zamanlar Sanat Derneği çerçevesinde bir Türk sineması tarihine giriş programı yapacağız. 4 haftalık bir etkinlik olacak bu. 12 Mayıs'ta başlayıp her çarşamba günü saat 8.20-30'da başlamak kaydıyla oluşan kitlemizle ve yeni eklenecek olan dostlarımızla birlikte bu sefer de Türk sinemasını konuşmayı istiyoruz. Şimdi bu derslere kimler katılabilecek? Bu derslere herkes katılabilecek aslında. Sosyal medya ilanlarına zaten çıktık biliyorsunuz. Ve bu ilanı takip edenler, oradaki aşamaları uygulayabilen tüm dostlarımızla bir arada olma şansımız olacak. Ve 4 haftalık kısa bir süre içerisinde bizim sinemamızın tüm evrelerini masaya yatırarak bir fikir jimnastiğinde bulunmuş olacağız. Şimdi derneğin önümüzdeki dönemlerde mesela pandemi sonrasında kente sanatsal açıdan katmak istedikleri neler? Yani neyi düşünerek yola çıktınız ve bu pandemi olmasaydı neler hedefliyordunuz? Biraz önce Oya Hanım'dan bahsettiniz. Evet. Hemen aklıma o geliyor böyle sorularda. Bu arada Oya Hanım başkan yardımcımız bizim. Başkanımız da Necla İnci Bayrak. Özür dilerim. 7 adından oluşan bir yönetim kurulumuz var. Bu da özellikle bizim çok istediğimiz bir şeydi. Son dönemde özellikle kadınlar üzerinden konjonktürün şekillenmesi bizi biraz da rahatsız ediyordu. Bu anlamda kadınlarımıza emanet ettik aslında derneğimizi. Şimdi Oya Hanım'dan söz açılmışken, örneğin Oya Hanım aynı zamanda tango konusunda çalışmalar olan çok kıymetli bir arkadaşımız. Yine korolarda çalışan birçok değer var derneğimizin içerisinde. Tiyatro ustaları var, sinemacılar var, edebiyatçılar, yazın dünyasının önemli isimleri var. Bütün bu çeper genişleyince plastik sanatları saymayı unuttum ve belki de sayamadığım birçok sanat dalı var. Bu çeper genişleyince neden kente bu birikimi yansıtacak bir çalışma yapmayalım dedik. Payidardan sonra bir projemiz daha vardı. Hemen kısaca bundan da bahsedeyim. Pandemiden hemen sonra sergilemek istediğimiz gene geniş ölçekli bir tiyatro projemiz var. Bu da adına Efendi dediğimiz Erhan Gökgücü'nün aynı adlı eserinden uyarladığı bir tiyatro çalışması. Bu sefer köy enstitülerini anlatacağız. Köy enstitüleri biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yine bolca anılma imkanı oldu. Değerini ne yazık ki çok fazla bilemediğiniz bu güzide eğitim kurumumuzu geniş kitlelere bir kez de biz kendi penceremizden anlatmak istiyoruz. Yine halaylarımızla, zeybeklerimizle ve işte şiirlerimizle bir drama faaliyeti içerisinde bunu göstermek istiyoruz. Hemen ardından film gösterimlerimiz devam edecek. Zaten Muratpaşa Belediyesi ile işbirliği içerisinde Türk sinema tarihi yapmıştık. Pandemiye yakalandık. 3 haftalık bir gösterimimiz oldu. Onun dışında Modern Zamanlar'ın bence sadece kent kültürüne değil belki de
ülkenin sanatsal ortamına kazandırdığı bir başka yenilik de protest müziğin Öyküsü adlı iki bölümden oluşan bir atölye projesi gerçekleştirdik. Bu benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir ilk anlamına geliyor. Çok önemli bir müzik türünü hem belgeseliyle hem de şairleri ve saz ustalarıyla beraber ele alma imkanımız olmuştu. Bu çalışmaları kesinlikle genişletmeyi düşünüyoruz. Tangodan, dansa, plastik sanatlardan, tiyatroya ve sinemaya kadar sanatın birçok alanında insanlara dokunmak istiyoruz. Onlarla ortak bir şeyler yapmak istiyoruz. Sanatın öncelikle amatör bir faaliyet olduğunu biliyoruz. Ve bu amatör ruhu bünyesinde barındıran kesimlerle bir araya gelmeyi çok istiyoruz. Şimdilik çalışmalarımız online devam edecek. Fakat hemen bunun akabinde pandeminin sona ermesiyle birlikte Antalya'ya yeni bir mekanda bir kültür sanat şöleni yaşatmaya hazırlanıyoruz. Başkan, yönetmen hocam. Ben hocam diyeyim size. Şimdi evet. Hocam, bu çalışmalar gerçekten güzel şeyler ve Antalya sanatta sanki biraz geri kaldı gibi. Yani son zamanlarda, son yıllarda biraz geri kaldı gibi. Yani bu kadar sanata yakın insanın, bu kadar her sanat dalından insanın olduğu ama birbirinden de biraz kopuk gibi yaşıyorlar. Ben öyle görüyorum. Böyle bir şey var mı? Yani bütün bu sanatları birleştirebilecek bir çalışma içinde misiniz? Bunların hepsini bir araya getirecek misiniz? Evet. Şimdi tam da sözünü ettiğiniz gibi aslında Altın Portakal Film Festivali. Türk sinemasının yarı yaşından daha fazla, kökleri yarım asrı aşan bir ulu çınar. Ama bugün bakıyoruz kentte bir sinema kültürü oluşturması yönünde festival başlı başına Türk sinemasına hizmet ediyor ama kente ne kadar dokunabiliyor? Bunu birazcık tartışmak ve düşünmek gerekiyor. Ne yazık ki böyle bir hafta 10 gün süren kısa sürede daha çok böyle il dışından gelen konukların dahil olduğu, biraz da işte bu konunun müdavimlerinin zaman zaman ziyaret ettiği bir etkinlik olmanın ötesine gidemiyor. Halbuki Antalya'nın, ben bir Antalyalı olarak bunu söylüyorum, 70'li yıllarını hatırlayacak olan dostlarımız en azından bunu kitaplarda ve tarihi belgelerde rastlayan dostlarımız çok iyi hatırlarlar ki Altın Portakal Festivalleri, o zaman Selahattin Tonguç'tu belediye başkanı, hayatın içine yayılan bir etkinlikti. Yani traktörlerin üzerinde ben çocuk halimle Müjdat Gezen'i, Levent Kırca'yı gördüğümü hatırlarım o etkinliklerde. Sonra plastik sanatçılar Antalya'nın çeşitli yerlerine ki biz şu anda somut olarak Karaoğlan Parkı'ndaki işçi ve oğlu Mehmet Aksoy'un ve Kuzgun Acar'ın el heykelini hatırlıyoruz. Bütün bunlar hep Altın Portakal döneminde vatandaşla iç içe yapılmıştı. Yine konserler, şölenler, sergiler, örneğin Aziz Nesin'in Edebiyatçılar Derneği'nin Antalya'da düzenlediği etkinlikler var. Bugün gelinen noktada bu işlevinden bayağı soyutlanmış görünüyor. Kültür ve sanat kurumları elbette bir şeyler yapmaya çalışıyor ama pandemide zaten çok olumsuz etkilendiler. Yani özellikle müzisyenlerimiz çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bütün bu gerçeklik sanatın biraz da gözden çıkarılması gibi, ekonomik sorunların olduğu bir yerde sanatın gözden çıkarılması gibi bir sonuç doğuruyor. Aslında modern zamanların en önemli işlevlerinden birisi sanata hak ettiği değeri vermek ve Türkiye'nin en büyük 5. kentinde Altın Portakal gibi çok önemli bir etkinliğin yapıldığı bir kentte bu çeperi biraz daha genişletmek, geniş kitlelerle kucaklaşmak olacak. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Önümüzdeki dönemlerde Antalya sanat adına çok daha etkinliklere sahne olacak ve sanatçıların birbirleriyle olan yakın, yani her sanat diğer sanata biraz daha destek olacak. Bunu mu çıkarmalıyım bundan? Kesinlikle hedefimiz bu. Tabii hedeflenen ile pratik süreç birbiriyle çelişebilir. Çok kolay olmayabilir bu. Bu biraz da aslında biliyorsunuz kültür sanat kurumlarının, demokratik kitle örgütlerinin, derneklerin aslında sahip çıkılmasıyla doğru orantılı bir şey. Kitleler bize sahip çıkarsa, etkinliklerimizi takip eder, hatta bizzat içinde yer almak konusunda çaba gösterirlerse, maddi ve manevi anlamda bir bütünleşme bu anlamda kent insanıyla sağlanabilirse neden olmasın? Yani bu birikim Antalya'nın
içinde kesinlikle var. Biliyorsunuz 90'larda Ansan vardı. Ansan tabii gene var ama o zamanki etkilediği kesimleri, yaptığı etkinlikleri düşünelim. Yine Antalya Kültür Sanat Vakfı vardı, Aksal. Yine çok önemli etkinliklere kendi döneminde aslında imza atmayı başarmıştı. Bütün bunların geri dönmesi aslında son derece olası. Ama burada buna karar verecek olan kuşkusuz insanlarımız, onlar kültür ve sanata ne kadar sahip çıkarlarsa bu da o derece gelişecektir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yapılamaz mı hocam? Mesela diyelim ki dünyanın değişik ülkelerinden, mesela Muratpaşa Belediyesi'nin yaptığı bir Old Town Festivali var. Evet. Onun o festivale benzer Resim Günleri Festivali, ondan sonra evet, romancılar, ondan sonra film yapımcıları, bunlar bu kente davet edilemez mi? Çünkü Antalya dediğinizde dünyanın her yerinde bilinen bir kent. Yani bir başka kente benzememize gerek yok. Antalya kendi başına bence dünyanın en önemli kenti, kentlerinden bir tanesi. Böyle bir şey bu kentte başarılabilir mi? Bence kesinlikle başarılabilir. Fakat geçmişteki kimi uygulamalar açıkçası bu anlamda çok da umutlanmamızın önüne geçiyor. Mesela biz, siz de çok iyi biliyorsunuz, o dönemde çok yazıp çizdik, sizle de sohbet etme olanağımız olmuştu. Biz kendi ulusal sinemasını kaldıran bir kentiz. Yani bu kentin kimi yöneticileri geçmişte kendi ulusal sinemalarını üstelik 51-52. Yıldan sonra kaldırmaya çalıştılar ve bunu Cannes, Venedik ya da Berlin Film Festivali'ne öykünerek gerçekleştirmek istediler. İnanın dünyada böyle 50'li sayıları aşan, 50 yılı aşan kültürel ve sanatsal etkinlikler çok az. Türkiye'de zaten daha da az. Burada aslında yerel yöneticilere de çok çok büyük bir iş düşüyor. Biraz önce siz örneklediğiniz için söylemek isterim. Muratpaşa Belediyesi ile uzun zamandır etkinlikler düzenliyoruz. Dediğim gibi sinema ve müzik etkinlikleri gerçekleştirdik. Sonra yine önceki yönetim tarafından, büyükşehir yönetimi tarafından adeta yok edilen öykü günleri vardı biliyorsunuz. Yine Muratpaşa Belediyesi elinden geldiğince bu öykü günlerini sürdürmeye çalıştı. Oysa ki o dönemde çok görkemli çalışmalar oluyordu. Onu çok iyi hatırlıyorum. Birçok yazar, öykücü Antalya'ya geliyordu. İnsanlarla sohbet ediyorlardı. Bu olanakların insanların elinden alınmaması gerekiyor. Ulusal sinemanın alınmaması gerekiyor. Mesela Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ni düşünelim. Şu anda bulunduğu yer ile önceki yerini kıyaslayalım. Benzer bir şey Antalya Sanatçılar Derneği için söylenebilir. Ansa'nın önceki yeriyle şimdiki yeri arasındaki fark gibi. Aslında biraz daha yerel yöneticiler, mülki amirler, idareciler kültür ve sanata kesinlikle hak ettiği ilgiyi ve değeri göstermeliler. Biraz önce Atatürk'ün sözünde de bunu gördük. O Mustafa Kemal Atatürk ki zaten Cumhuriyet'in başından bu yana kurduğu kültür ve sanat kurumlarıyla, gerçekleştirmeye çalıştığı hedeflerle, sanatı en başa koymasıyla, opera, balesinden tutun işte galerilere kadar teşvik etmesiyle zaten çok önemli bir yol kat etmişti. Sonraki kuşakların buna layık olduğunu söyleyebilmek bir hayli zor. Bugün Antalya'daki kurumların da buna sahip çıktıklarını iddia etmek bir hayli güç. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere aslında yetkilileri ben buradan da göreve davet etmek istiyorum. Yani kültür ve sanat adına lütfen kurumlarla görüşsünler. Geçtiğimiz günlerde Ansan Başkanı'yla bir sohbetim oldu, Cahit Çakçıl Hoca'yla. Büyükşehir Belediyesi tarafından defalarca randevu talep etmelerine rağmen hiç görüşemediklerini söylediler. Biz de önümüzdeki günlerde muhtemelen bir davet göndereceğiz kendilerine. Bunlara icabet edilmesini isteriz. Çünkü biz burada bu işin ekonomisi, ben bir eğitimciyim. Arkadaşlarımız yine sanatın hep amatör kısmında yer alan kimseler. Yani burada bu işi ekonomik çıkar için yapmıyoruz. Kenti güzelleştirmek için de hiçbir idealimiz yok. Burada yerel yöneticiler başta olmak üzere bir duyarlılık bekliyoruz. Bizim başarılı olmamız aslında ya da kentin daha kültürel ve sanatsal donanımla buluşması aslında bu kentte yaşayan herkesin lehine olacaktır. Yani Avrupa kenti demekle tarihi ve kültürüyle işte bütün dünyanın örnek gösterdiği Antalya gibi bir söylem kullanmakla bu işler olmuyor ne yazık ki. Ne kadar sahip çıkarsanız onu o kadar geliştirebiliyorsunuz. Evet, biz de Kanal V olarak buna sahip çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe de bunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızdan bize zaman ayırdınız. Modern zamanlar ve değerli zamanlar, gerçekten zamanlar önemlidir. Zamanı boşa akıtmamak lazım. Üretmek gerekiyor her dalda. Sanatta da, kültürde de, edebiyatta da, her yerde. Ben derneğinize de başarılar diliyorum. İnşallah çok daha başarılı yerlerde olacaktır. Bu arada Necla İnci Bayrak, sizden de özür diliyorum. Sizi biliyordum ama işte ara sıra heyecan oluyor. Demiş ki Sayın Ali Orhan Lazaloğlu, Modern Zamanlar Sanat Derneği katkılarınız için size ve kanalınıza teşekkür ederiz. Biz size teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Yoksa böyle bir sanatı konuşabilme şansımız olmayacaktı. Hocam tekrar teşekkürler. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Emeğine, İyi yayınlar diliyorum. Emekçiler Günü'nde emeğinize, dilinize sağlık.